Merhabalar hepinize. Öncelikle hoş geldiniz Bursa'ya. İsmim Yasemin Öner. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde görev yapıyorum. Bugünkü modülümüzde insan hayatında çok önemli yer tutmuş, hem arkadaşlık anlamında hem gıda üretimi anlamında çok önemli yer tutmuş keçi türünden söz edeceğiz. Keçi türünün evcitme süreçleri, bu evcitme süreci esnasında, evcitme süreci esnasında oluşmuş olan ırklar ve bunların kullanım alanlarının yanı sıra keçi genetik kaynaklarındaki aşırı kullanım ve bunların korunması çalışmalarına da değineceğiz. Keçiden yani muhtemelen ilk evcilleştirilen çiftlik hayvanından çiftlik hayvanlarının evcilleştirme maceralarına devam ediyoruz. Keçi 9 tane yabani keçi formu vardır ve de haritada bunların coğrafi dağılımlarını görebilirsiniz. Tüm evcil keçilerin yani Carpohircus'un yabani bizuar türünden evcilleştirildiği bugün kabul edilir ve diğer yabani formlardan çok çok az bir katkı aldığı kabul edilmektedir. Ve de bu haritadan da yardım alarak evcilleştirme ve dünya üzerindeki dağılımını özetlemeye çalışırsak diğer çiftlik hayvanlarıyla aynı bölgede yani Anadolu'nun bir kısmı ve İran'ın kuzeyini içine alan bir bölgede, coğrafi bölgede günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce evcilleştirilmiş ve de yaklaşık günümüzden 10.500 yıl önce Kıbrıs'ta bu Neolitik göçmenlerle birlikte diğer başka çiftlik hayvanları ve oyun hayvanları ile birlikte gittiği düşünülmektedir. Ve de evcilleştirme, popülasyon genelinde vücut büyüklüğünde bir küçülme ve yetiştirilme sürecindeki pratikler nedeniyle popülasyon genetiğinde yaş ve cinsiyetin orantısız dağılımıyla tüm çiftlik hayvanlarında olduğu gibi sonuçlanmıştır. Boynuz yapısında çok önemli bir değişim olduğu düşünülmektedir ama yine de keçinin vücut yapısında evcilleştirmeye ve zamana bağlı görülen değişiklik koyun ve sığırda olduğu kadar net ortaya konulamamıştır. Ve de yine de bu konudaki bilgilerimiz hem yayılma süreci, hem yönlendirilmiş seleksiyon, hem genetik kayma ve izolasyon, hem de kurucu gibi nedenlerle boynuz şekli ve büyüklüğü, kulak şekli ve büyüklüğü gibi çeşitli morfolojik özelliklerinde değişim olduğu bilinmektedir. Ve günümüzden yine yaklaşık 9.000 ile 7.000 yıl önce sadece keçinin değil tüm ruminantların sağıldığına dair kanıtlar elimize ulaşmıştır. Ve de günümüzden 9.000 yıl önce keçinin Yunanistan'a girdiği ve yaklaşık 8.000 yıl önce keçinin Balkanlar ve İtalya peninsulaya girdiği, işte yaklaşık günümüzden 7.000-7.500 yıl önce sadece keçinin değil, tırnak içinde söylüyorum, bu Neolitik paketin Fransa ve İspanya'ya girmesi ve bu Neolitik çiftçilerin bundan işte 200 yıl sonra İberya'ya ve Atlantik kıyılarına ulaşmaları ve de 6.800-6.400 yıl önce Kuzey Afrika'nın Akdeniz kıyılarına ulaşması ve 6.000 yıl önce İskandinav ve İngiliz adalarına ulaşması, artık 5.000 yıl önce Afrika'nın güneyinde ilerlerken iklim değişiklikleri olması ve ancak günümüzden 2000 yıl öncesi Afrika'ya ulaşabilmesi ve de günümüzden 500 yıl gibi yakın bir zaman önce Amerika kıtasına ulaştığını biliyoruz ve burada bu konkistadörlerin diğer çiftlik hayvanlarıyla birlikte, koyunla birlikte kaşiflerin ve savaşçıların keçinin etinden, yani besin kaynağı olarak keçiyi kullandığını bugün biliyoruz ve
günümüzden yaklaşık 200 yıl önce de Pasifik adalarına ulaşmıştır. Keçinin mitolojide çok önemli bir yer tuttuğunu bugün elimize ulaşan çeşitli sanat eserlerinden ve arkeolojik verilerden biliyoruz. Hatta Pan'ın kırk tanrısı olan Pan'ın yarı keçi yarı insan, işte hani cin fikirli, uyanık, sevimli bir figürken daha sonra işte şeytanla özleştirilerek insanı korkutan bir şey olduğu, esasında bu neşeli tabiatından ötürü kırda dolaşan insanların karşısına birden çıkması nedeniyle panik sözcüğünün de Pan'dan geldiğini bugün biliyoruz ama hani bir anlam gelişmesine uğrayıp bir kötücül bir karakterle de bütünleşmiştir Pan. Ama keçi insan hayatında çok önemli bir yere her zaman sahip olmuştur. Hem beslenme açısından, hem ekonomi açısından, hem arkadaşlık ve folklor açısından. Ve sınır aşan bazı temel keçi ırklarını burada görebiliyoruz. Bunlar çeşitli verim özellikleriyle ön plana çıkmış. Bugün dünyanın her yerinde hemen hemen bulunmaktadırlar. Dünya keçi popülasyonu da bugün 1 milyarı aşmaktadır ve neredeyse %90'ı da Asya ve Afrika'da bulunmaktadır. Ve de en büyük ilk 5 keçi üreticisi olan ülkeler yine bu iki kıtadadır. Çin, Hindistan, Pakistan, Nijerya ve Bangladeş. Tabii burada da dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı yetiştiricilik koşullarında üretimleri yapılmaktadır. Ülkemizde de yine yetiştiricilik koşullarında koruma altına alınan 8 ve enstitü koşullarında koruma altına alınan 1 adet keçi ırkı bulunmaktadır. Koruma altına alınan keçi ırklarımızın fotoğraflarıyla hatırlamaya çalışalım. Ankara keçisi, tiftik keçisi olarak da biliyoruz. Honamlı, Kilis, Renkli Ankara, Abaza, Kaşgar, Hatay, Gürcü. Ve bunlardan Ankara keçisi aynı zamanda enstitü koşullarında da koruma altına alınmıştır. Ve de bu ırklarla ilgili hem karakterizasyon çalışmaları hem koruma çalışmaları devam etmektedir. Ve yine keçi ırklarının da genetik çeşitliliğinin korunmasına yönelik çalışmaları ülkemizde yoğun olarak sürdürülmektedir. Yine ilgili linklerden faaliyetlere ve keçi ırklarına ait bilgilere ulaşabilirsiniz. Tescillik keçi ırkı ülkemizde 15 kadardır. Ve yine koyundaki durum burada da geçerlidir. Her gün yeni bir ırkın tescil edilmesi söz konusudur. Örneğin kıl keçisi popülasyonu TÜİK'te kıl keçisi ve angora olarak iki grup sadece keçi bulunmaktadır. Ama yine çok geniş bir popülasyon olan kıl keçisinin alt popülasyonların olup olmadığına dair çalışmalar hala yeterli, hak ettiği sayıda değildir. Ve de keçinin de tarihine bakıldığında, tüm tarihine bakıldığında koyunda olduğu gibi ciddi bir genetik daralmayla karşılaşılmadığı bildirilmektedir. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimle.